işin var burada? Sen buraya nasıl vurdun? Bulamayacağını mı sanmıştın? Ne istiyorsun? Niye geldin? Seni görmeye geldim. Sen beni görmeye gelmedin ama... ben çıkar çıkmaz sana geldim. Ne istiyorsun? Eskisi gibi olmak. Ben unutmaya hazırım kızım. Affediyorum seni. Öyle mi? Ben seni affetmiyorum ama. Sana bir mektup yazdım, almadın mı? Aldım. Her kelimesi de aklımda. Unutmak istiyorum ama. Unutma. O mektupta yazan her şey hala geçerli çünkü. Sen bu çakal yüzünden mi böyle davranıyorsun lan bana? Ne yaptın lan ben sana? Ne yaptın? Ne bak lan. Mahvederim seni, mahvederim. İkinizi de bitiririm, anladın mı? İkinizi de bitiririm. Sen benimsin. Sen beni seviyorsun. Beni seviyorsun. Sevmiyorum lan seni. Sevmiyorum, anladın mı? Sevmiyor musun? Sevmiyorum. Biz evlenelim. Ne biz lan? Ne biz? İstemiyorum seni. Çıkma karşıma. Bulma beni, anlamıyor musun? İstemiyorum. Bir daha sakın. Sakın bu ay karşıma çıkma benim, anladın mı? Sakın. Ay. Ne oluyor? Ay ne olacak? Ödümü koparttın yine. Niye kopardın ödümü? Ay ne bileyim, bir şey oldu sandım bir anda. Ne oldu? Uyuyakalmışım ben yorgunluktan ya. Tutulmuş her tarafım. Yatak yaptım ben sana o kadar. Niye orada yatmadın? Hayır yani senin benim odamda işin ne ki? Ya işte dün gece yatarken bir ses duydum. Ona kalktım ben. Ha, ne sesi? Pencere sesi. Mutfağın penceresini açık bırakmışsın. Yani çok önemli bir şey yok da. Öyle.
Ondan sonra işte uyku tutmadı beni. Sen gözümün önünde olmayınca sonra senin yanına geldim öyle. Uyurken izlemeye. Çok güzel uyuyordun. Seni izlerken ben de uyuyakalmışım sonra. Ne yapacağım senle ya? O ne demek öyle? Özlem? Ne oldu, yanlış bir şey mi söyledim? Yok, hayır. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Nasıl olacak? Böyle işte. Ya böyle işte derken? Özlem ne oldu, bir şey söylesene. Bir de bana kızıyorsun öyle bulmaca gibi konuşuyorsun diye. Benim sana hiç yanaşmamam lazımdı aslında. Niye? Ya benim bilmediğim bir şey mi o? Ya bana bak, evli falan mısın sen yoksa ne oldu? Hayır tabii ki. Ben artık çok yoruldum. Yanlış adamlar sevmekten, yanlış ilişkiler kurmaktan, yanlış şeyler yapmaktan çok yoruldum artık. Tam bütün kapılarımı kapatmıştım, kimseye güvenmeyeceğim demiştim. Sonra sen geldin. Bütün duvarlarımı yıktın benim. Ben çok korkuyorum. Yine sevmekten, güvenmekten. Yine kırılmaktan çok korkuyorum. Ben hazır değilim. Bunu söylemek için biraz geç kaldım maalesef. Yani bunu ben sana aşık olmadan önce söylemen gerekiyordu. Tamam Özlem. Ağlama. Yok, ağlamıyorum zaten. Ne bak, tamam işte duvarlar da yıkılmış, hazır. Korkacak bir şey yok artık. Yani doğru adam mıyım bilmiyorum ama yanlış adam da değilim canım. Öyle fena adam değilimdir yani. Ne bu kadar tatlı olmasın? Tatlı? Babam tatlıydı gibi beni. Ondan olabilir mi? Nasıl olsa düştüm aşka. Düşe kalka geldin ya sen. Öğrendim döndüm aşkla. Başa döndüm geldim ya sen. Sen ya ben aşktan. Sen ya ben aşktan. Geldin ya sen. Öğrendim döndüm aşkla. Başa döndüm geldin ya sen. Beni hep böyle sevecek misin? Seni hep böyle. Böyle seveceğim. Peki ya bir gün biterse? Bitecek gibi değil. Ben aşktan. Sen ya ben aşktan.
aşkta. Nasıl olsa düştüm aşkta. Şu an iş bitmesin istiyorum. Ben de. Hay ben şu mağazım ya. Açma ne olur açma açma. Açmazsam hep çalacak ama. Efendim Nesin Hanım? Evet. Evet ben yoldayım zaten. Tamam, tamam. Gelince konuşuruz. İyi günler. Ya gel kaçalım. Ne oldu gel kaçalım. Kaçalım buradan hadi. Kapa telefonları. Kimse ulaşamasın bize. Kaybolalım ortalıktan. Olmuyor mu? Hayali bile güzel ama. Hı? İkimizin de bırakamayacağı şeyler var değil mi? Biliyorum. Ben de bırakamam işte. Hayal kuruyoruz. Benim çıkmam lazım. Yapma be. Seni seviyorum. Ben de seni gördün en güzel kadın sensin. Hazırsan çıkalım mı artık? Çıkalım ama telefonumu kaybettim ben ya. Dur çaldırayım ben. Mehmet Bey. Bey olarak kalsın o. Acaba? Ha, yok ben sessize almam ki gerekmedikçe. O zaman evde unuttun sen. Ya yok yolda gelirken annemlerle konuştum ya. Arabada unuttum herhalde ya. Of, hep yapıyorum ben bunu. Annem olsaydı kendini unut derdi şimdi ya. Neyse hadi çıkalım. Geç kalma sen.
Oğlum. İyi günler teyzeciğim. Ben Mehmet'in arkadaşıyım. Kusura bakmayın, uyandırmadım inşallah. Size bir haber verecektim de. Mehmet'e bir şey mi oldu yoksa? Mehmet bir kaza geçirdi teyzeciğim. Trafik kazası. Ne oldu? Hastanede şimdi. Nasıl olmuş? Durumu nasıl? Durumu iyi teyzeciğim. Doktorlar ailesine falan haber verin dedi de. Hani kan falan lazım olursa diye. Siz neredesiniz? Ben gelip alayım sizi. Biz memleketteyiz oğlum. Şimdi binsek ancak akşam orada oluruz. Anne ne olmuş? Tamam, tamam evladım. Sağ ol. Sağ ol çocuğum. Yok teyzeciğim ne demek? Siz binerken bana bir haber verin isterseniz ben gelip alayım sizi. Oradan da hastaneye gideriz beraber. Evet evet buradan ulaşabilirsiniz teyzeciğim. Ben de Mehmet'in telefonu. Tamam evladım sağ ol çocuğum sağ ol. Anne ne olmuş? Ne olmuş abime? Abi kaza geçirmiş. Anne ne kazası geçirmiş ya? Bir yere mi çarpmış? Yok durum iyiymiş ama. Bir yere mi çarpmış? Nasıl bilmiyorum, kaza bilmiyorum yavrum o kadarını anlatmadı. Arkadaşa haber verdi işte. Ayrıntısını anlatmadı artık İnci. Anne hangi arkadaşıyla konuştun ya? Nasıl yani? Ben dedi. Haber vermek için aradım dedi. Kan falan lazım olabilir dedi. Siz dedi gelin dedi. Ben dedi alırım sizi dedi garajdan dedi. Ya anne biz dün onu çok mu lafa tuttuk ya? O kadar araba kullanıyorum. Şimdi kapatmam lazım. Kaza maza yapacağım dedi. Ya ondan sonra olduysa ne yapacağız? Anne tamam sakin. Gülriz ablayı aradın mı? Yok. Tamam. Şimdi Gülriz ablayı arayalım. Hı. Hastanedeyse, yanındaysa hani daha detaylı bilgi ediniz. Yani en azından iyi mi, ne oldu, nasıl oldu, nerede geçirdi? Yani... Doğru. Arayayım da ben gidene kadar ayrılmasın başından söyleyeyim. Tembih edeyim. Cemile abla, merhaba. Ne? Kaza mı? Efendim? Gülüş Hanım, tabii tanıdım. Nasılsınız? Buyurun. Hayır, ben aramadım. Anlamadım. Hayır, haberim yok. Tamam, ben geliyorum hemen. Nerede kaldım be oğlum be? Nerede kaldım be? Var mı? İyi. Lütfen izin verin annemi arayayım. Ya, kusura bakma evladım ya. İzin veremem. Ama zamanı gelince arayacağız zaten. Çok merak ediyorum annemi. Silah sıktı o sizin arkadaşınız. Annemi aramam lazım. İyi mi sormam lazım. Merak etme evladım. Annene bir şey olsaydı önce bizim haberimiz olurdu. Rahat ol. Hem o bizim köpek annenin canına kastedecek olsaydı... ...götürüp kendi eliyle dayına teslim etmezdi. Ben hep dayım yaptırdı sanıyordum. Yani beni o kaçırtırdı sanıyordum. Dayı niye kaçırsın ki? Sen onun öz yeğenisin. Gördüm diye. Neyi? Yengeme yaptığını gördüğüm için kurtarmadı beni. Ne yaptı yengene? Amca ne olur annemi arayayım mı? Bir sesini duyayım. Kapatacağım söz. Yapamayız be evladım. Yerimiz belli olur. Bu da bizim için hiç iyi olmaz. Ama bak şöyle bir şey yapabiliriz.
Ben dışarıdan telefon açayım annene. Durumu nasıl, iyi mi öğrenip sonra da gelip sana söyleyeyim. En azından senin için rahat eder. Olur mu? Tamam, hadi sıkma canını. Telefonunu bulunca haber ver bana, tamam mı? Ya arabada olmadığına göre muhtemelen ben onu senin orada sokakta falan düşürdüm ya. Geçmiş olsun yani. Neyse ben yeni at alınca ararım seni, merak etme. Merak ediyorum seni, biliyorsun Allah muhabbetinizi artırsın. Günaydın Kemal Bey. Muhabbeti de bayağı ilerletmişsiniz. Üç günde aynı evde yaşamalar falan. Bu sizi ilgilendirmez Kemal Bey. Ayrıca can güvenliğim yok biliyorsunuz. Kendi evimde bile. Mehmet'in yanında kendimi gayet güvende hissediyorum. Dolayısıyla birinin beni öldürmeyeceğini bilene kadar onun yanından ayrılmaya hiç niyetim yok açıkçası. Neyse, ben sizi özel hayatımda daha fazla meşgul etmeyeyim. Siz de toplantıya geç kalmayın isterseniz. Buyurun. Leyla Hanım. Kiminle görüşüyorum? Kerem sizi merak etmiş. Annem iyi mi diye. Bir arayıp sorun dedi. Ben de onun için aradım. Ne diyorsunuz siz? Kimsiniz siz ya? Fazla konuşamam. Kusura bakmayın. Kerem sizi merak etmiş. Annem iyi mi diye. Ben de onun için aradım. İyi misiniz? Ben oğlumla konuşmak istiyorum. Yanınızdaysa oğlumu verin. Şimdi yanımda değil. Ama oğlan iyi. Merak etmeyin. Yalnız bu çocuk şey diyor. Dayım diyor. Yengemi gördüm diyor. Dayım beni onun için almadı herhalde diyor. Bunun dayısıyla bir derdi var herhalde. Siz ne diyorsunuz? Oğlumla konuşmak istiyorum. Telefonu verir misiniz lütfen? Hanım, oğlunuz iyi. Merak etmeyin dedim. Yalnız siz dayıya dikkat edin. Alo. Alo. Bunun kim ne diyor? Bir adam. Kerem iyi miyim diye merak etmiş. Elmas ben çıkıyorum. Sizden sonra en az 10 defa aradım Mehmet'in cebini. Arkadaşı açmıyor. Sadece Cemile ablayla konuşmuş. Ne demiş tam olarak? Nerede olmuş kaza? Bilmiyorum ki söylememiş. Cemile abla o telaşla sormayı unuttu kesin. Otobüse yetişmeye çalışıyorlardı. Özlem Hanım'ı aradınız mı? Ay hiç aklıma gelmedi. Hayatınızda bin yaşayın hiç aklıma gelmedi. Özlem Hanım kesin biliyordur. Tamam ben arayayım. Birkaç gündür Mehmet'in dibinden hiç ayrılmıyordu. Kesin yanındadır. Ay ne yapsak, hastaneleri falan mı arasak? Hangi birini arayacağız ki? Şu kazanın nerede olduğunu bilebilseydik. İstanbul içinde bir yerlerdedir herhalde. Nerede olacak? Tabii dağ başında birilerinin peşine düşmediyse. Hanımefendi merhaba. Acil değil mi orası?
Mehmet Katrancı'yı arıyordum ben. Bir bakabilir misiniz? Şu benim... ölen çocuk ne oldu, kimliği tespit edilebildi mi? Sabıka kaydı yok belli ki. Cesedine sahip çıkan da olmamış. Kimi kimsesi yok herhalde. Garibanın tekiymiş yani. Nasıl girdiyse bu işleri, olan onu oldu. Her gün o kadar çok görüyoruz ki çocuk gibilerini. Sen de üzülme artık. Su tesisi su yolunda kırılıyor işte. Doğru diyorsun, doğru diyorsun da. Köydekileri ne oldu? Sahibine ulaşılabildi mi? Çocuklar bir şey buldu demiştin. Yani bulduk bulmasına da. Ya ne olur bana ölü deme ya. Yo, ölü değil. Deli. Nasıl deli? Vallahi başka türlüsü çıksa şaşırırdım. Akıllısı bizi bulmuyor ki zaten. Kimin nesiymiş peki? Yaşlı bir kadıncağız. Bakırköy'de yıllardır hastanede yatıyormuş. Ve araştırdık, öyle ailesi akrabası falan yok. Bir erkek kardeşi varmış. O öldükten sonra da kimi kimsesi kalmamış. Köydeki evi de kimse kullanmamış. Yani kimseye de vermemiş. Yıllardır öylece boş duruyormuş. Adamlar da bunu biliyordu tabii. Nasıl yani? Yani kadını tanıyor olmalılar. En azından işlerinden biri. Evin terk edilmiş olduğunu nasıl bilsinler? İyi de köyden biri de bilebilir evin boş olduğunu. Yani bir kadınla alakası olması şart değil. Ya doğru diyorsun da... ben gidip gene konuşsam belki bir şeyler çıkar. İzin olursa. Yani bizimkileri gönderdim ama konuşmak ne mümkün. Ben sana kadın git gel akıl diyorum, sen konuşayım diyorsun. Bizim İsmail'i Turgut Özal sanmış. Cumhurbaşkanım hoş geldiniz demiş. İsmail benziyor mu Turgut Özal'a? O kadar deli olmayabilir kadın. Belki bir şey çıkar. Peki, sen bilirsin. Tamam, gideyim ben. Bir şey çıkarsa haber veririm. Tamam, kolay gelsin. Tamam, kolay gelsin. Abi. Niye boş bırakıyorsun burayı? Ya arabayı götürdüm. Alışveriş yaptım. Çocuğa da psikiyatrist aldım. Beni bırak da asıl sen neredesin ya? Sabaha kadar gözüm uyku girmedi vallahi. Meraktan öldüm. İşim vardı. Falco. Yine bir işler çeviriyorsun ama inşallah başımıza bir maraz çıkmaz. Yok ha? Abi bir şey. Ben asıl Bekir'den haber ver. Ne oldu? Bulamadın mı iti? Bekir. Arayan soran olmadı. Ne gören ne duyan. Sanki yer yarıldı, içine girdi şerefsiz. Ben hayatımda böyle esaslı adam görmedim vallahi. Adama var ya, her türlü itliği yaptım. Hakkıydı yani. İstese şurada bitirirdi işimi. Allah razı olsun vallahi. Sen ne büyük adammışsın Hasan emmi ya. Biri diyeydi omuracan borcum olacak. Kıç gülerdi mi lan? Sen para verdin. Yapacak tabii. İyilik değil bu. Olur mu kızım, olur mu? Bir kuruş istemedi. Ben kendim verdim. Helale hoş olsun abime vallahi. Asıl sen Duralı Allahsızlığının aldığı paraya yan. Biliyor musun? O bile gözüme gelmiyor. Sabah benim pasaportu almaya gitti. Gelsin, kuş olup uçacağız buradan. Senden ben. Ne zaman gelecek bu adam? Birkaç saate dönerim dedi. Ne oldu ki kız? Ya ben çok acıktım. Buzdolabında bir şey yok. Az sabret kızım ya. Son aç günümüz bu. Sonra seni kuş sütüyle besleyeceğim. Merak etme. Hele bir kurtulalım şuradan. Hem iki lokma yemek için enselenmeyeyim. Değil mi? Ama ben gidip bir şeyler alacağım. Ben dayanamam. Çok acıktım. Tamam kız, tamam. Sarkıtma şimdi daha da. Tamam. Teyzeciğim, yetişebildiniz mi? Yetiştik. Yetiştik oğlum. İstanbul'a yaklaşınca ararım ben seni. Tamam teyzeciğim, siz şimdi İstanbul'a kadar gelmeyin. Yalova civarında yapmış bir kazayı da orada inersiniz. Ben otogarda karşılarım sizi. Tamam mı?
Tamam oğlum, Allah razı olsun senden. Bak oğlum, doğru söylüyorsun değil mi? Kötü değil değil mi Mehmet'im? Yok yok teyzeciğim, inan sandığın gibi bir şey yok. Gelince kendi gözlerinle de göreceksin zaten. Tamam. Tamam teyzeciğim, sen hiç merak etme. Bana emanet Mehmet. Tamam oğlum, tamam sağ ol. Tamam. Ha teyzeciğim, bu firmanın adı neydi sizin geldiğiniz firmanın? Tamam. Tamam teyzeciğim. Hayırlı yolculuklar size. Ne iş? Yine ne atlar karıştırıyorsun? Anlatacağım. Çıkıyorum ben. Paran var mı? Var da sen nereye? İşim var. Gece dönmem ben. Belki de bir iki gün sürer. Falco. Oğlum bir delilik falan yapma. Zaten başımız belada. Tamam abi, merak etme. Çocuk sana emanet. Tamam. Verem edecek bu oğlum beni ya. Leyla Hanım, hoş geldiniz. Abim içeride mi? Murat Bey toplantı salonunda. Hemen çağırın lütfen. Ama... Hemen dedim. Çok gecikiyoruz Murat Bey. Durumunuzu anlıyorum ama biliyorsunuz biz de 2 yıldır yatırım yapıyoruz bu projeye. Ve artık sonuç bekliyoruz. Kudret Bey'e söyleyeyim, bu kadar sabırsız olmasın. Şarvan Holding'de iş yaptığınızı unutmayın. Ayrıca biliyorsunuz o arazinin durumu çok da iyi değil. Murat Bey, çok özür dilerim. Leyla Hanım gelmiş. Zaten noktasındayım canım. Söyledim ama çok önemli olduğunu söyledim. Mutlaka bir şey söyleyeyim. Fikret Bey'le yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz değil mi? Bizim zaten bu toplantıya katılacak. Siz devam edin. Leyla, ne oldu? Konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Bana doğruyu söylemeni istiyorum. Neden Kerem'i kurtarmadın? Neden beni seçtin? Oğlumu kurtarma şansım varken neden beni seçtiğini bilmek istiyorum. Konuştun mu? İyi miymiş? Konuştum. Çok iyiymiş. Dayını da söyledim. Anlattın mı? Ne dedin? İşte sen ne söyledin? Sen hepsini anlattım. Dedim böyle böyle. Bu dedim, çocuğun dedim dayısıyla bir problemi var. O dayıya dikkat et dedim. Sağ ol. Hadi sen bisküvitlerini ye. Ben gideceğim, biraz sonra aç kalma. Bir de ben giderken ağzını bağlamak zorundayım. Kusura bakma tamam mı evladım? Bağlısın. Alıştım artık. Ne demek şimdi bu? Sana kaç kere anlattım? Polise neden yalan söyledim bilmek istiyorum. Sen Kerem'in bulunmasını neden istemiyorsun? Ya Kerem'in kurtulmasını neden istemeyeyim? Sen beni neyle suçladığını farkında mısın? Ben seni hiçbir şeyle suçlamıyorum. Ama çok tuhaf davranıyorsun. Kafam karıştı artık. O adam seni aradı. Ve sen sakladın, yalan söyledin. Yalan söyledim. Evet. Kerem'i öldürmekle tehdit etti. Peki. Tamam. Defne'ye ne yaptın? Demek bu? Ne yapmışım Defne'ye? Ben de onu soruyorum zaten sana. Bu sabah beni bir adam aradı. Kerem beni çok merak etmiş. Her nasılsa onları ikna etmiş, varmışlar. Kerem yengesi hakkında bir şeyler söylemiş. Telefondaki adam o dayıya dikkat et dedi. Ne demek oluyor bu? Cevap versene abi. Bir cevap ver.
Kerem neden böyle şeyler söylesin ki? Yengesinden haberi yok. O çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Nereden biliyorsun bütün bunları bu heriflerin uydurmadığını? Kerem'in söylediğini nereden biliyorsun? Hı? Unuttun galiba. Senin oğlun bu adamların elinde tutsak. Belli ki Kerem'i kullanarak bizi oyuna getirmeye çalışıyorlar. Anlamıyor musun bunu? Başka ne sebebi olabilir ki? İçeride toplantıdayım. Ayağına kadar çağırıyorsun, buraya getirtiyorsun. Üç kuruşluk adamların lafına yenip beni suçluyorsun. Ya benim bunlara ayıracak zamanım yok. Senin de olmamalı. Leyla, aklın çok karışık. Her söylenene inanıyorsun. Çıldırmak üzeresin. Profesyonel bir yardım alman lazım. Lütfen. Ya Leyla, senin iyiliğin için söylüyorum. Ya sana yardım etmek için. Vay, kız sen beni iki ayda ayı gibi yapacaksın bu gidişle ha. Sen istiyorsun diye sucuk da aldım. Pahalıydı bir de. Oh, iyi yapmışsın. Ellerine sağlık hemşire hanım. Nasıl bir sucuk yumurtadır kız, ha? Lacivert şeyim sen nereye? Bu ne Kadir? Kerem'in günlüğü değil mi bu? Hani kaybolmuştu, ne işi var burada? Ya nereden bileyim, ben koymadım ki onu oraya. Kadir bana yalan söyleme, yatağın altında duruyordu bu böyle saklanmış gibi. Ya Kerem bana zamanında vermişti öyle sakla diye, ben ondan koydum onu buraya. Oğlum sana verse ortalığı niye ayağa kaldırsın defterim kayboldu diye? Kadir bana yalan söyleme, almayayım ayağımın altına. Ya tamam, ben aldım odasından. Öyle gizli gizli ne yazıyor merak ettim. Ne var? Aferin oğlum. Aferin yavrum. Aferin çocuğum. Ben de oğlum adam oldu sanıyordum. Tamam. Aldın. Bir eşeklik ettin, aldın. Sonra niye götürüp yerine koymadın? İnsanların gözünün içine baka baka yalan söyledin. Utanmadın mı hiç Kadir? Ya anne, fırsatım olmadı ki benim. Kerem zaten ortada yok. Ben de çocuğun defterini ortaya koymak istemedim öyle alıp kimse okumasın diye. Sana ne? Sana ne? Okusalar ne olacak? Leyla Hanım kaç kere sordu bu defteri? Mehmet Bey kaç kere sordu? Aramadığımız yer kalmadı. Bir şey lazım ki, arıyorlar. Tamam. Sen baksana şuna. Gel bak. Oku bakayım şurayı. Ondan sonra karar ver kendin. Leyla Hanım bunu okursa ne olur ne olmaz diye. Okumam efendim. Bu çocuğun mahremi. Ya ne saçmalama ya. Kerem'in ne mahremi olacak Allah aşkına? Ne yani, bu benim olsaydı okumayacak mıydın çocuğun mahremi diye? O başka, o başka. Sen benim evladımsın. Sen benim çocuğumsun. Bunu da anasına veririm. Anası okur. Bana düşmez. Tamam, ver anasına. Ama Leyla Hanım bunu okursa kıyamet kopar anne. Benden söylemesi. Niye? Kerem ne yazmış ki kıyamet kopacak? İşte oku da gör. Okusana. Okuyamıyorum ki ben, gözüm görmüyor. Karınca duası gibi yazmış. Al sen oku bakayım. Otur da bir yerine ilk önce. Sonra düşüp bir yerini falan kırarsın büyüyünce. Kötü.
lokanta falan mı açsak kız seninle acaba? Sen pişirirsin. Ben kasada dururum. Türk yemeklerini öğrenirsin belki. Severler mi sizin orada bizim yemekleri? Ne oldu? Ne oldu sana? Bekir. 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 İnanamıyorum. Bunu anneme nasıl yapar? Resmen kadına aşkım sevgilim diyordu. Seni çok özledim diyordu. Buluşmak için yalvarıyordu resmen. İki saat onunla konuştu telefonda. Sonra da anneme şirketten aramışlar dedi. Yalancı. Ben sorunca da hemen yalan attı tabii. Artık söylediğin hiçbir şeye inanmayacağım baba. Seni asla affetmeyeceğim. Annemi aldatıyorsun sen. Ya. Ne yapacağım şimdi? Anneme bunu nasıl söyleyeceğim? Söyleyemem ki. Çok üzülür. Ama söylemesem de babama yardım etmiş gibi olacağım. Çok kötüyüm. Eyvahlar olsun. Sen benim hanımımın bahtına bak ya Rabbim. Hiç olacak şey mi? Çoluk çocuk sahibi adamsın sen. Ya sen şimdi anladın mı anne? Ben bunu niye sakladım? Ya kadın bunu bulursa var ya hepten kafayı yer kafayı. İnsan gül gibi karısı. Hepsinin belasını versin. Al birini vur ötekini. Baban olacak herif bir bu iki. Ama ben Kemal Bey'den hiç beklemezdim Kadir bunu. Allah onu bildiği gibi yapsın inşallah. Neden beklemezdin? Ya bu var ya tam onun yapacağı hareket ya. Sen ne diyorsun? Leyla Hanım'a yapılmaz. Kadir Leyla Hanım'a yapılmaz. Bu sen melek gibi karını bırak git elin aşıf. Ya elin aşıf ses dediğin zaten. Ya neyse ne ya. Sen ne geveliyorsun ağzında? Ha? Çıkart bakayım şu dilinin altındaki baklayı sen bana. Ya yok bir şey şimdi bilip bilmeden o kadının da günahını almak istemiyorum. Hangi kadın? Hangi kadın olabilir anne? Bilmiyorum Kadir söyle hangi kadın? Bir düşün bakalım anne kim olabilir? Kadir. Vallahi ben bilmem olur mu olmazdı da. Kadir oğlum olur mu? Özlem Hanım Leyla Hanım'ın en yakın arkadaşı hiç öyle şey olur mu? Olmaz. Sen ne diyorsun şimdi onu söyle ne yapacağız bunu? Çok teşekkür ederiz sağ olun. İyi günler. İyi günler. Alo Metin, toplantıdaydık. Beni aramışsın, duyum. Ne? Kaza mı? Ne kaza? Hayır, benim haberim yok kazadan falan. Ne zaman olmuş? Ne oluyor? Tamam, neredesiniz siz? Yerinizi söyle.
Cumhurbaşkanımız gönderdi efendim. Sizden bir ricası var. Eğer yardımcı olabilirseniz müteşekkir olacağını iletti. Kendi neden gelmedi? Efendim, yani... Aslında bunu size söylememem gerekiyor ama... bir takım güvenlik sebeplerinden dolayı kendisi köşkten ayrılamıyor. O yüzden. Ama size çok selam söyledi. Oh, var olsun. Efendim, sizden bir ricası var. Şu fotoğraflara bakarsanız eğer bu adamları tanıyorsanız... Bunu siz tanımıyor musunuz? Tanıyoruz efendim. Tabii ki tanıyoruz ama... sizinle olan münasebetini öğrenmemiz devletimiz için ne çok... Ne münasebetim önemli. Olabilir benim Ecevit'le? Ecevit'le. Muzaffer Hanım. Cumhurbaşkanımızın ricası, siz yine de bir baksanız şu fotoğraflara. Uykucu Fahri. Tanıyor musunuz? Sen de acayip bir adamsın. Kim tanımaz kafasız Fahri'yi? Akrabanız mı sizin? Ne münasebet, o akraba falan değilim ben. Abim salağı ona almasaydı kerhanelere düşecekti. Bir kere bile Allah razı olsun demedi şellafe. Muzaffer Hanım, yanlış anladınız beni. Ben çocuğu soruyorum. Hı? Bu çocuk sizin akrabanız mı? Ha. Ah, yok değil. Hala dedirttirirdi o. Ama halaları falan değilim ben onların. Abinizin karısı. Abinizin karısı mı oldu müdür Fahri? Bilmiyorum anacığım. Doğurken yanında değildim. Onun da herhal yanında getirdiğine göre... Soyadı ne bu çocuğun? Hatırlıyor musunuz? Senin kulakların duymuyor herhalde. Ah, ne bileyim ben soyadı ne? Kimden peydahladıysa o karı git ona sor. Allah'tan abim o p***leri almadı nüfusuna. Karıya da nikah kıymadı zaten. Kıymadı. O kadar da yalvardım abime. Sana kız mı yok? Ne yapacaksın üç çocuklu karıyı alacaksın da? Üç. O aşüfte var ya. Büyü yaptı abime. Büyü yaptı, ben bilmez miyim? Muzaffer Hanım. Heh. O üç çocuk dediniz ya, diğer çocukların adı neydi? O aşüftenin yani. Hem ne aşüfte? Beni öldürecekti biliyor musun? Ah. Ha? Gencim güzelim diye kıskanıyor tabii. Bir gün köye geldiler. Bak etme Kur'an çarpsın. Tabağıma fare zehiri koydu. Gözlerimle gördüm. Sonra da elimden zor aldılar. Ağzını, burnunu parçaladım. Ama Fahricaz iyi çocuktur be. Anasına hiç çekmemiş o. Hayırlıdır, saygılıdır. Bayramda, seyramda öyle yanıma gelir o. Hoş ne zamandır o da uğramıyor ya. Cumhurbaşkanımız da acil bekliyor bu cevaplar için, o yüzden... İyi düşünürseniz, bu üç kardeş dediniz ya, bu kardeşlerin adı neydi? Abisi vardı Fahri'nin, abisi. Onun adı ne? Faik.
diye. Adam kısırsa bacısının da çocuğu olmaz diye laf yürümüş mahallede. Yoksa beni alan olmaz mıydı? Gencim, güzelim kıskanıyor. Ben elimi sallasam ellisi. Çekemedi. Çekemedi taşlara gelesice. Ben de köye kaçtım. Abime de dedim o kepçeleri baksın sana. Ne oldu sonra? Ellerinde süründü, geberdi gitti. Şimdi de soyumuz kurudu. Soyumuz. Soyumuz kurudu. Al bakayım. Öde borcu. Bir daha da benden habersiz kimseden 5 kuruş bile isteme. Nereden geldi bunlar? Sana ne oğlum nereden geldiği? Allah Allah. Al öde borcu, çok konuşma. Bir daha da benden habersiz böyle haltlar yersen senden başka dille konuşuruz. Tamam babam. Kızma sen. Vallahi bir daha yapma. Eve geleceksin mi? Henüz değil. Belki sonra. Yapma. Gitme artık. Anama söz vermedin mi sen? Yemin vermedin mi? Bunları o adamlardan borç istemeden önce düşünecektin. El mahkum gittik artık. Bu işin dönüşü yok. Falco'yu yalnız bırakamam artık. Bu işi bitirmeden olmaz. Ben fırsat buldukça ararım sizi. Anneni idare etsen. Annemi bilmiyor sanki. Sen onu tek başına bırakma, o bana yeter. Bırak bağırsın çağırsın. Alttan al, olur mu oğlum? Artık bağıracak halde kalmadı ki kadın. Ayşe tuttu son anda. Namazı da oturduğu yerden kılıyor. İlaçlarını alıyor mu? Ayşe zorla içiriyor. Az kaldı oğlum. Öyle şu iş bir bitsin. Telefonla bir daha soracaksınız ya da bilgisayardan bakacaksınız. Bunu anlatıran canım. Mehmet. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Canım, iyi misin? Özlem, iyi miyim? Ya sabahtan beri ölüp ölüp dirildik meraktan. Niye, ne oldu ki? Abi kaza yapmışsın. Ne kazası ya? Hastanede dediler senin için. Kim dedi Özlem? Ya arkadaşın aramış ya. Hangi arkadaş? Allah Allah, ne diyorsunuz siz ya? Ne anlatıyorsunuz böyle? Ne biçim yerler burası ya? Dağ başında mı bu hastane? Ah, Gülriz'i aramayı unuttum. Barınca haber verin demiştim. Meraktan ölmüştür şimdi o. Ara evet. Sor bakalım, o bulmuş mu hastane? Ne oluyor, niye durduk? Ver o telefonu. Bakma öyle, hadi. Sen de. Uğraştırma beni, hadi. Hadi. Ne oluyor ya? Konuşmadım. Binmişler mi otobüse? Son aradığımda binmişlerdi. İnince arayacaklardı. Anlamadım ya. Bu nasıl bir şaka? Kim yapar böyle bir şey? Allah Allah. Bu da kapalı. İkisi de mi kapalı? Evet. Ya anneni senin telefondan aramışlar.
Geldi senin pasaport. Hadi iyisin gene. Hallettik hemen işini. Ne bakıyorsun lan bın bın? Akşama yolcusunuz. Hadi hazırlanın. Karıya da söyle. Dora yok. Ne? Yok. Gitmiş. Nereye gitmiş? Kaçmış mı yani? Ya paralar? Onları da mı almış? Yok. 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 Paralar da almış gitmiş. Nasıl olur ya? Sen ne yapıyordun lan karı seni soyarken? Kahvaltı hazırladı. Birlikte kahvaltı yaptık. Sonra da bayılmışım. Karı seni fena çarpmış oğlum. Geçmiş olsun. Yok yok. Yok yok. Gelir birazdan abi, gelir. Gitmemiştir bir yere ya. Ulan salak. Kafanı taşa mı çarptın sen? O karı gittiği yerden dönmez artık. Nasıl yapar adam bunu bana? Nasıl bırakıp gider lan beni? Ne bağırıyorsun oğlum avaz avaz? Ezilenmek mi istiyorsun lan? Yürü. Bırak abi, bırak. Gitme. Bırak abi. Ben bu kızı yemem abi. Bulacağım o karıyı. Lan nerede bulacaksın? Koskoca şehir oğlum. Bırak, bırak abi, bırak. Bırak bulacağım. Bırak. Ne halin varsa gör lan. Kardeşim, bizim yolcular vardı, benim annemle kız kardeşim. Kız kardeşim genç bir kız, böyle tekerlekli sandalyede. Gördün mü? Yok, ben öyle bir kız görmedim. Ya nasıl olur, sizin firmayla geliyor olmaları lazım. Abi her saat 5'e otobüs var. Bir sonrakiyle geliyor olmasın? Ne bileyim işte, saat 5'teki otobüs. Burada İstanbul'da 5'te olacak dediler. Abi sen bir sonrakini 40 dakikaya burada olur zaten. Tamam kardeşim, eyvallah, tamam. Ne oldu? Buna binmemişler.
bana şimdi söylüyorsun öyle mi? Bravo sana hayatım. Yüzünü şimdi gördüm de ondan. Kimi arıyorsun? Kimi arayacağım? Polisi arıyorum. Erdal Bey'in haberi var. Telefonlar dinleniyor ya. Ya o zaman niye bu adamlar hiçbir şey yapmıyor? Niye araştırmıyorlar o telefon numarası kime ait? Araştırıyorlar Kemal. Ee? Şehir içinden bir yerden aranmış. Ankesörlü bir telefonda. Eyüp civarında. E tamam. Gitsinler o zaman Eyüp'e. Her yeri araştırsınlar. Bütün deliklere girip çıksınlar o zaman. Yapıyorlar zaten. Benim kafam bambaşka bir şey kurcalıyor. Ne? Telefondaki adam. Kerem iyi ama dayıya dikkat edin dedi. O ne demekmiş ya? Bilmiyorum. Ben de onu sormak için abime gittim. Hanımefendi. Yalnız onlar İstanbul'a bilet almışlar ama Yalova'da inmişler. Mavi'nin arkadaş söyledi. Gençten bir adam karşılamış sanırım. Zaten otobüs yarım saate gelir. Mavi'nin arkadaş kendisi daha iyi bilgi verir size. Gerek yok. Biz kim karşıladığını biliyoruz. Mehmet. Erdal komiser miydi? Kimdi? Hemen onu arayalım. Ne olur. Yok olmaz. Ne yapacağız peki? Ben Yalova'ya gidiyorum. Thank you.
yapıyorsun? Sorup soruşturmadan adamın peşine mi gideceksin yani? Ne yapayım Özlem? Ne yapayım? Mehmet, sakin ol ablam. Tamam, ben sakinim. Sakinim, tamam. Onları bulacağım, getireceğim. Tamam, tamam, merak etmeyin siz. Zaman kaybetmeden hep beraber gidelim. Siz gelmiyorsunuz. Mehmet. Bir taksi bulun gidin, Allah'ını seversiniz, tamam mı? Benden haber bekleyin. Kimse hiçbir şey söylemeyeceksin abla. Bir delilik yapma. Abla, tamam. Abla, gelmiyorsunuz, tamam mı? Mehmet, bak ben seni hayatta hiçbir yere bırakmam. Anladın mı? Seni tek başına bırakmam ben. Ya bak, tek başına gidersen taksi tutup arkandan takip ederiz vallahi. Ya siz niye bu kadar inatçısınız ya? Bu halimle sizinle mi uğraşacağım diye gelmiyorsunuz işte.
Ne oldu acaba? Haber de vermedi. Bence hemen polise haber verelim. İnce'ye bir şey yaparsa annesine. Allah. Mehmet'e söylemeden haber veremeyiz polise. Ya Mehmet'e bir şey yaparsa? Merak etme sen. Mehmet zehir gibidir. Hiçbir şey olmaz ona. Bak gör, ikisini de sağ salim getirecek buraya. İnşallah. İnşallah. Efendim Bekir, söyle. Alo Hasan abi. Falco yanındaysa benim aradığımı çaktırma abi, tamam mı? Falco yok burada, söyle. Abi işler sardı be. Ben bittim abi, ben bittim. Müsaitsen iki dakika konuşalım mı abi? Neredesin şimdi? Dükkanın önündeyim abi. İyi, gel. Ha, arka kapıdan gel. Tamam abi. Geç. Ne yapıyorsun oğlum sen böyle ya? Canına mı ustadın? Geldin buralara. Oğlum anlat bakayım. Ben zaten öldüm abi. Mahvoldum ben. Ne oldu? Dora paraları da alıp kaçtı abi. Nasıl kaçtı lan? Ne bileyim. Bayılttı beni, kaçtı Hasan abi. Mahvoldum ben ya. Beş kuruşsuz sokakta kaldım Hasan abi. Senden başka kimsem yok. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Çok sevmiştim be abi. Hayatta ilk defa bir karaya güvenmiştim. Beraber gidecektik. Yuva kuracaktık. Gelin edecektim onu. Ah benim eşek oğlum ha. Var mı bir haber? İyi misin? İyiyim işte ya. Yalova'dayım hala. Bütün gece dolandım etrafta. Terminaldeki adamlarla falan konuştum. Yalvardım iki saat güvenlik kameralarına bakmak için. Çıktı mı peki bir sonuç? Çıktı çıktı. Buradaymışlar. Annem, İnci. Karşılayan adamın yüzü gözükmüyor ama. Peki ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bak söyle, yapabileceğim bir şey varsa her şeyi yaparım gerçekten. Bilmiyorum Özlem, bilmiyorum. Bilmiyorum ne yapacağım, bilmiyorum. İlk defa ne yapacağım, bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Gerekirse sokak sokak arayacağım. Yapacak bir şey yok, ne yapayım? Ne yapayım Özlem, benim yüzümden olur mu oldu sefer? Koruyamadım onu, aptallık ettim. Benim... Mehmet, yapma böyle, bak yalvarıyorum sana. O adamı alt edebilecek biri varsa o sensin. Duydun mu beni? Sensin, bir tek sen. Onları alacaksın, sağ salim buraya geleceksiniz beraber. Ben sana inanıyorum. Hadi şimdi topla kendini. Onlara bir şey olursa ben... Sakın böyle bir şey söyleme bak. Bunu aklından bile geçirme Mehmet.
Bak şimdi topla kendini, tamam mı? Tamam. Ters bir şey olursa bana haber vereceksin. Söz ver. Söz veriyorum. Bir de Mehmet dikkat et kendine. Seni çok seviyorum. Oh. Beni kapatmam lazım artık. Hadi. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? İlk defa be abi. Hayatımda ilk defa böyle sevdim ben. Tamam oğlum, çok uzatma. İlk defa senin başına gelmiyor böyle bir şey. Sırtımdan mı çakladı beni Hasan abi? Öldürseydi daha iyiydi be. Mahvoldum ben. Gidecek yerim yok. Param yok. Falko gördüğü yerde sıkacak kafama. Polis de peşimde. Bittim ben ya. Hepsi o karının yüzünden. Nasıl inandım ona ya? Nasıl güvendim abi? Neyse. Tamam artık. Olan olmuş bir kere. Bir eşeklik etmişsin. Hani ne demişler? İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Gerçi sen daha iyi bilirsin de. Ama abi. Oğlum neyse, amasını falan boş ver de. Herkes kimin ne mal olduğunu biliyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu kadını nasıl bulacağız? Onu düşünelim. Nereye gitmiştir? Bulursan hesabını sorarsın. Hiç yoktan paranı alırsın. Onu düşün sen. Nereye gitmiştir? Koca şehir abi. Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Oğlum ben sana samanlıkta iğne mi ara diyorum? Nereye gider onu düşün. Memleketine uçacaktı hemen. Varmıştır bile ya. Bir çanta dolusu parayla havaalanına gidip uçamaz. Neyle gidecek onun için? Otobüsle. Otobüsler nereden kalkıyor evladım? Otogardan. Aferin. Ben otogara gideceğim değil mi abi? He. Gideyim yani. Git. Bekir. Bak oğlum. Kıza bir şey yapma. Paranı al, bırak gitsin. Allah'ından bulsun. Bekir. Oğlum bak, bir laf var. Sevdiğine kıyan iflah olmaz. Vebalini taşıyamazsın. Anladın? Yaptığım şey affedilmez. Yeter. Hayır, rahat bırak. Seni çok özledim ya.
Ne oldu, ne düşünüyorsun gene? Yok bir şey. Anne, günlüğü ne yaptın? Söyle. Ne oldu? Sinirlerini mi aldırdın? Bağırıp çağırmayacaksın mı? Hı? Asarım, keserim falan demeyeceksin mi? Allah'a inanıyor musun sen? He? Söyle, Allah'a inanıyor musun? Lan sana ne lan, sana ne? Sana ne, ne biçim soru lan bu? Allah. Dünyada olmasa öbür dünyada çekeceğim. Hayır, sen burada çekeceksin cezanı, burada. Ben vereceğim senin cezanı, ben. Adalet böyle sağlayamazsın Faik. Masumlara zarar vererek sağlanmaz o adalet. Senin derdin benim mi? Bırak onları, biz gelelim karşı karşıya. Erkek erkeği halledelim neyse derdim. Onun da zamanı gelecek. Mehmet. Kardeşim böyle olmasını ister miydin? İntikamının böyle alınmasını ister miydin? Masum bir anneyle genç hasta bir kıza zarar verilmesini ister miydi Fahri? Lan sen sakın onun adını ağzına alma, sakın! Sakın! Eğer annenle kardeşinin iyiliğini düşünüyorsan tek kelime dahi etmeyeceksin. Duydun mu lan? Tek kelime dahi etmemedin mi? Söyle, dinle. Beni değil lan. Şunu dinle. Duydun mu? Hadi sana bir ipucu daha vereyim. Baş harfi S. Ama fazla vaktin yok ne yazık ki. Saat 5 ayarlı bir bomba var. Yetişirsen kurtarırsın seninkileri. Ben senin kadar insafsız değilim, gördün mü? Sana bir şans veriyorum. Sana zaman veriyorum, zaman. O vakte kadar buldun. Buldum. Ama unutma. İnsan aynı anda iki yerde birden olamaz. Mehmet. Alo. Thank you.
Anne! Genci! Genci! Anne! 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 İnsan aynı anda iki yerde birden olamaz. İnci nerede? Fazla uzakta değil. Eğer yeterince hızlı koşarsan belki de yetişirsin. Anne sen kal burada. Burada kal sen. İki bomba da aynı saate ayarlı. Yani kardeşinin tam 3 dakikası kaldı.
İnci! İnci!